Buranın patronu da benim aga. Yani arkadaşlar böyle bir araba alabilirsiniz. Bir saat çalıştıktan sonra bu parayı kazanabiliyorsunuz. Vallahi yarım saattir temizlik yapıyorum. İstifa ediyorum. Yeter bu kadar. Aa, müşteri geldi. Malatyalılar iyi koyar. Çalış, çalış. Para? Para yok. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda başlıkta da gördüğünüz gibi Kore'de nasıl para kazanılır size göstereceğim. Şimdi birazdan çalışacağım gözünüzün önünde. Ve Kore'de para kazanmayla alakalı tüm detayları aktaracağım. Hadi başlayalım. Çalışacağım mekan burası arkadaşlar. Burası Kore'deki 7/24 açık olan süpermarketlerden bir tanesi. Buranın sahibi yani patronu, önceki videomu izleyen arkadaşlar bilir, Cem abi. Birazdan patronum olacak. Bana iş verecek ve ben burada çalışacağım. Ama videoya geçmeden önce size detayları vermek istiyorum. Kore'de nasıl çalışılır, ne para alınır, nasıl olur bu işler? Şimdi onları anlatıyorum. Öncelikle arkadaşlar Kore'de çalışmanız için tüm ülkelerde olduğu gibi vizeye ihtiyacınız var. Vizeniz olmadan çalışamazsınız kesinlikle. Kore'de çalışabilmeniz için öncelikle Korece ihtiyacınız var. Hatta dil eğitimine gelen arkadaşlarımız direkt o öğrenci vizesini alır almaz çalışması onaylanmıyor. 6 aylık bir süreç geçmesi gerekiyor. Mesela Kyungu Üniversitesi'ne ya da başka bir üniversitede dil eğitimine kayıt oldunuz. Kayıt olduktan sonra öğrenci olduğunuz için, burada yaşayacağınız için, turist vizesiyle kalamayacağınız için size belgeler veriliyor ve bu belgelerle gidip vizenizi alıyorsunuz. Bu vize de D4 vizesi. Korece dil eğitimi yani OHAK'tan eğitimini alanlar için verilen vize D4 vizesi arkadaşlar. Bu D4 vizesinden sonra da üniversitede öğrenciliğe başladığınızda D2 vizesine geçiyorsunuz. D4 vizesinin şöyle bir olayı var. Eskiden direkt çalışma hakkınız varmış. Fakat şu andaki yeni yönetmeliğe göre 6 ay boyunca o dil eğitimini alacaksınız. Seviye 2'ye geçeceksiniz. 2'yi bitirmiş olacaksınız. Ondan sonra size çalışma hakkı verecekler. Şimdi bu 6 ayı da geçirdiniz. Size artık part-time, full-time değil, part-time çalışma hakkı veriliyor. Şimdi bu vizeyi aldıktan sonra çalışırken part-time çalışmalarında alacağınız ücret saat başı yaklaşık olarak 7 dolar. 7 dolar da 8350 won minimum vermeleri gereken para. Çalışabileceğiniz mekanlar örneğin bir postanede çalışma olabilir, bir markette kasiyerlik olabilir, bir kafede garson olabilirsiniz. Onun dışında aklınıza ne gelebiliyorsa bunları yapabilirsiniz. Evet, şu ana kadar öğrenciler için konuştuk. Bir de yaşı büyük olan abilerim, ablalarım da olabilir şu anda izleyenler. Onlar için de kendi sermayeleri varsa Kore'de işletme açabilirler ve para kazanabilirler. Onunla alakalı da vizesini alırlar. Tabii biz genellikle part-time iş için konuşacağız. Birazdan ben sizin için çalışacağım gözü önünde. Bir part-time çalışan kişi neler yapıyor hep beraber göreceğiz. O zaman yavaştan artık işe başlayalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar işe başlamadan önce biraz önce paradan bahsetmiştik ya. Şimdi biraz önce minimum fiyatı söyledim. 8350 won yani 7 dolar civarında. Tabii sizin verimliliğinize göre bu fiyat yükselebilir. Ve bir yıla kalmadan bu tarz bir arabayı çok rahatlıkla alabiliyorsunuz Kore'de. Çünkü Kore'de araba fiyatları gerçekten ucuz. Ayrıca araba fiyatlarını çekmemi isteyen arkadaşlar da beğenileri yüksek tutar ve yorumlarda belirtirse güzel olur. Yani arkadaşlar sözün özü, Kore'de part-time iş yaparak bir yıla kalmadan böyle bir arabanın sahibi olabilirsiniz. Neyse ben de şu araba, bizim Q-Elan'ı... Ya o kadar zor değil arkadaşlar yani. Patron, ben geldim. Selamun aleyküm patron. Aleyküm selam. Çalışacak elemana ihtiyaç var mı? Alba. Tony anmaza kalıyor şimdi. Başlıyor. Para sorunu varmış. Hemen çözeyim. Ben Alba, süper Alba. Hoş geldiniz. Evet, hemen yardımcı olayım. Ne yapacağız patron şimdi? Yani ben geldim, nasıl çalışıyoruz burada? Arkadaşlar da merak ediyorlar. Zor iş değil. Korece bilmek şart ama kesin yani. Tabii. Tamam, ben Korece biliyorum. Hı-hı. Korece kanalımı takip eden arkadaşlar Korece'mi görmek istiyorlarsa Captain Ali'den takip edebilirler Korece'mi görmek için. O zaman nasıl başlıyoruz ilk? Zaman... Böyle mi çalışıyorum? Böyle. Evet. Patron gibi patron ya, vallahi. Müşteri geldi. Vallahi müşteri geldi. Sen ilgilen patron, ben. Arkadaşlar daha bismillah yeni başladım yani.
İyi, güzel çalışıyorsun. Şimdi bunu biliyorum. Bunu fiyat ölçümünde kullanıyoruz. Şöyle. Çok uzak. O 1000 won. Fiyat 5 lira. Burada çıktı görüyorsunuz. Ve burada 19 işareti var bakın. Kore'de çakmağı 19 yaşın altında kimse alamıyor. Değil mi? 19. Altı alamıyor. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Light 하고요. 네. 네. 토브 라이트. 네. 라이트 하나. 몇 살이에요? 저 00년대. 저 20살이에요. 스물? 네. 아이디. 지금 녹았는데. 너무 어려워요. 그래요? 애기 같아요. 미안해요. 미안해요. 다음에. 아버지랑 같이. 안 돼요. 안 돼요? Evet arkadaşlar gördünüz yani 20 yaşındayım deyip tabii kimliği olmayan birisini ben satamıyorum. Burada 19 yaşının altına satılmayacak şeyleri satamayız tabii ki de. Cem abi geldi. Cem abi yaşın kaç bu arada? Önceki videomuzu izleyenler bilirler, söyleyecektik. Gerçek yaşını söyleyecektik. Onlar 40-50 dedi. Ya 50 değil. 40 değil arkadaşlar. Kaç yaşındasın abi? 17. 31. 31 yaşındasın. Şimdi 31 yaşındaki bir Koreli geldi. Ben de burada kasiyerim. Ne yapıyorum? Bunu mu alacaksın? Şimdi böyle aldım bunu. Çektim. 600 won. Yani Yubbegon. Kartla ödeyecek. Şimdi bakın kart var. Karda bastım. Kart. Ali. İşte bu. Challenge. Para? Para yok. Bir alışveriş, bir fiş arkadaşlar. Fişinizi mutlaka alın. Buyurun. Tam teşekkür ederim. Daha. Annyeonghaseyo. Kore. Kore'de çalışıyorum. Annyeonghaseyo. Böyle şeyler yapmayın tabii. İyi çalış. İyi çalış. Çalış. Yani biz Türkler işimizi en güzel şekilde yaparız patron. Biz Türkler her yerde çalışkanızdır. Evet. Türk, öğün, çalış, güven. Ayrıca arkadaşlar marketimizin yanında bir ATM var. Burada insanlar para çekebiliyorlar. Bizim dükkanın yanında olduğu için, bizde 7/24 kamera olduğundan burada hiçbir sıkıntı yaşanmıyor. Arkadaşlar içeriği de biraz temizleyeyim. O kadar çalışıyoruz, hakkını vermemiz lazım. O kadar dedik Türkler çalışkandır. Marketlerde en önemli konulardan bir tanesi mesela malların düzgün görünüyor olması lazım. Bende öyle bir şey var. Başak Burcu değilim ama bende öyle bir durum var. Mesela şu. Yani neden bu böyle? İçeri girecek. Şu düzgün dursun abi. Baksana. Şu burada. İkincisi onun arkada olacak ki müşteri rahat alsın. Yarım saattir temizlik yapıyorum. Artık dinlenme vaktim geldi yani öyle çalış olmuyor. Dinlenmek de lazım. Ben geçeyim. Patron nerede acaba? Patron. Patron, lan. Vallahi çalıştım. Vallahi yarım saattir temizlik yapıyorum. Ne yapıyorsun? Abi bu böyle bir şans olabilir mi? 2 saattir çalışıyorum, tam dinleneceğim, patron geliyor. Böyle olmaz ya. Vallahi çalışıyorum ya. Kameraya bak, kameraya. Kameraya. Güvenmiyorum be. Yarım saattir çalışıyorum. Para yok. Öyle. Patron bak beni sığınırtmam istiyorum ya. Bu marketleri diğer videolarımda da gördüyseniz arkadaşlar burası yemek yeme noktası. Ben size şimdi tanıtayım burayı. Arkadaşlar burada bu makine kahve makinesi zaten. Burada diyor ki Ice Americano yani soğuk Americano, sıcak Americano falan var burada. Bardağınızı alıyorsunuz. Burada ne diyor? Regular diyor. Bardağı alıyorsunuz. Fiyatı var bunun zaten kasada yazıyor. Böyle gelip kahvenizi alıyorsunuz. Kafelere gitmenize gerek yok. Bu Lipton Ice Tea mesela. Yoğurt. Bizim yoğurdumuz var ya. Bu yoğurt içeceği. Burada da mikrodalga fırınımız var. Biraz tozlanmış. Oraları da silelim. Burada da sıcak suyumuz var. Makarna falan yapmak istediğinizde bakın su var içinde bayağı. Diyelim ki arkadaşlar hazır sıcak içmek istiyorsunuz. Kendiniz hazırlamak istemiyorsanız bu dolap... Niye böyle yapıyorum? Çünkü sıcak. Bu dolap sıcak dolabı arkadaşlar. Bunun içerisindeki kahveler sıcak. Ama bayağı sıcak.
Patron da burada. Patronun gözü önünde biraz çalışmam lazım. Yapacak bir şey yok. Çünkü gözü olmadan çalıştığımda tam dinleneceğim geliyor. Şimdi patron buradayken. Patron buradayken çalışayım da boşa gitmesin. Ne dedin? Benim patron buradayken... Patron? Patron ne? Buradayken onu çalıştırmak olmaz. Buradayım. Bu nereye konuyor bu? Aynen şöyle. Bu zevkli bir şey zaten. Böyle biz güçlüyüz Türkler olarak. Malatyalı. Ya adamsın ya. Malatyalılar iyi koyar. Tamam. Nasıl olsa anlamıyorum. Müşteri geldi. Asansöre sevineyim daha. Daha var, burada olup taşar bence. Benden sonraki yapsa daha iyi olur. Çünkü alemin zekisi benim. Patron, benden sonraki Alba ne zaman geliyor? Çalışan, kaç saat sonra? 5 saat sonra. 4-5 saat. Ya bura 5 saate dolmaz bence, o atsın. Ben niye atayım? Değil mi? Olur. Zaten yani alemin zekisi benim. Yani. Burası tam senin. 1 saat çalıştım. Ver. Hadi çık. Ver. Hadi çık. Çık git. Çık git. Teşekkürler. İyi, müşteri geldi. Ya. Sen ilgilenirsin. İstifa ediyorum. Yeter bu kadar. Ya çık, aldım bunu. Evet arkadaşlar, 1 saat çalıştıktan sonra bu parayı kazanabiliyorsunuz. Hatta bunlar da var. Tam 7 dolar. Patron güzel işti. İyi oldu. İyi çalıştım. Değil mi? Gelme bir daha. Geleceğim. Bir daha geleceğim. Vallahi geleceğim. Ne zaman bir dahaki iş? Yıllar Türkiye ya. Biz sana ulaşacağız. Yazayım. Tamam. Ama tabii ki burada çalışma, biz bunu gösterme amaçlı yaptık. Güzel bir tecrübe oldu bu. Tabii ki ben abime yardımcı olmaya geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Sağ ol, var ol. Çok güzeldi. Araba alabilirim. Arabayı aynen. Araba alabiliriz arkadaşlar. Arabayı da anlattım biraz önce. Biraz önce. Ama bir dondurmanı yerim. Sonuçta almıyorum o parayı. Patron adamlar ya. Görsün yani. Yemek. Güzel yemek. Oo, patron baya bonkör çıktı. Buradaki çalışmamın şerefine yemeğe gidelim. Gidelim. Okey. Hadi. Evet güzel dostlar, çalıştım, bayağı yoruldum. Patron gibi patron. Patronum getirdi beni, burada yemek ısmarlıyor değil mi? Evet. Teşekkür ederim patron. Yenim. Ucuz şey ısmarlıyorsun patron, olmaz ki böyle. İnsan bir gider pahalı şeyler alır. İstedim. Yok yok, ben istedim arkadaşlar. Burası Kore'de gerçekten ucuz bir AVM. Bu AVM'de böyle yemek yerinde bu tamamen helal kesim dana eti. Burada sınırsız soğanımız var, şeyimiz var. Şu arkadaşlar 2 liraya geliyor Türk parasıyla. Sınırsız içecek, kolası, fantası falan hepsi var. Şunun içinde yarım kilo et var arkadaşlar ve fiyatı sadece 2,5 dolara geliyor. Evet arkadaşlar, Cem abiyle bugün harika bir video çektik. Sizler de bayağı bilgilendiniz. Cem abiyle daha fazla video gelmesini isteyen arkadaşlar yorumlarda belirtirlerse sevinirim. Hatta bu araba videosu en başta söylediğim. Onu istiyorsanız Cem abiyle geçeceğiz ama alta yazarsanız yorumlarda. Korece kanalıma da ulaşabilirsiniz Captain Ali'den. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.